değerli arkadaşlarım. İSEM Yayıncılık için çektiğimiz 2020 videolarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir diğer konumunu inceleyeceğiz. Ne o bizim için? Bilgi edinme ve denetim rolü. Şimdi değerli arkadaşlarım, burada en evvele bir şunu unutmayın. Bilgi edinme başka bir şeydir, denetim başka bir şeydir. Bu ikisi arasındaki vurguya aman diyeyim çok dikkat. Bilgi edinme süreci başka, denetim başka bir durum. Nereye bağlıyorum burada? Hani arasındaki fark ne hocam diyeceksiniz. Bilgi edinmede yaptırım yoktur. Yani bilgi edinmede mesela sorunu sorarsın, cevabını alırsın. Bir konuyu araştırırsın, bir konuyla alakalı rapor sunarsın. Yaptırım olmaz. Ama denetimde yaptırım olur. Oraya dikkat. Yani bu husus hakkında sizden bilgi edinebilir miyim? Değil. Bir yaptırım vurgusu yoktur. Ama kardeş ne oluyor burada? Bir denetlemeye geldim diyorsan onu diyen adamın bir yaptırım iradesi de vurgudan bellidir zaten. Peki ikisi arasındaki fark bu. Şu an Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uyguladığı bu bilgi edinme ve denetim yollarında altını çize çize söylüyorum. Gen soru kavramı artık ne yapıldı değerli arkadaşlarım? Kaldırıldı. Altını çize çize söylüyorum. Gen soru kavramı kaldırıldı. Bu yüzden değerli arkadaşlarım bilgi edinme faslında lütfen şu evreye çok dikkat ediyorsunuz. Şurası aynen korunuyor ama burada gen soru vardı. Gen soru 2017 düzenlemelerine ne yaptı değerli arkadaşlarım? Kaldırıldı. Peki o zaman önce bilgi edinme yollarına bakalım. Sonra meclis soruşturmasına bakıp sorularımızla bu videomuzda tamamlayalım. Şimdi değerli arkadaşlarım soru nedir? Ülke gündemini ilgilendiren bir hususta bir milletvekili çıkar, konuyla alakalı yürütme mensubuna ne yapar? Soruyu sorar. Milletvekili çıkar, konuyla alakalı yürütme noktasına sorusunu sorar. Peki bunu demek ki bir milletvekili dahi kullanabiliyor. Burası tamam. Ama artık yine 2017 düzenlemeleriyle sözlü soru kaldırıldı. Sözlü soru, bakın bu da önemli bir bilgidir. 2017'de tıpkı gelen soru gibi sözlü soru da kaldırıldı. Artık soru nasıl verilmek zorunda? Yazılı bir şekilde verilmek zorunda. Adalet Bakanlığı mesela biz diyoruz ki, işte atıyoruz şu cezaevlerindeki, işte atıyorum böyle gıda yardımındaki durum ne bileyim mesela böyle olacak, nasıl olacak diye sorduk. Yazılı bir şekilde soracağız bunu mutlaka. 15 gün içinde de ne verilmeli bununla alakalı? Cevap verilmeli. Yani soruya, yazılı soruya cevap verme yükümlülüğü 15 gündür değerli arkadaşlarım. 15 gün içinde buna tekrar söylüyorum. Cevap verilmek zorunda. Peki 15 gün içinde cevap verirsin. Şimdi burada şuna çok dikkat. Milletvekili geliyor. Başkanlık divanına yazılı bir şekilde sorusunu soruyor. Bakan ve yürütme mensupları da 15 gün içinde bunu cevaplamak zorunda. Ama değerli arkadaşlarım bazı hususlar soru olarak sorulamaz. İşte mesela sıradan bir bilgi. Sayın Bakan saat kaç? Benimki bozulmuş falan diye bir soru soramazsın. Ağzına kürekle vururlar. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Herhangi bir kaynaktan öğrenilebilecek bilgiler soru olarak sorulmaz. Mesela Sayın Milli Eğitim Bakanı bu yıl KPSS ne zaman olacak derse aç bak internete der. Neden? Herhangi bir yerden öğrenebileceğim bilgi. Herhangi bir kaynaktan öğrenilebilecek bilgiler soru olarak sorulmaz değerli arkadaşlarım. Burada bir kenara koydum. Bir diğeri, özel hayata ilişkin hususlar soru olarak sorulmaz. Neden? Ya işte Sayın Bakan senin küçük oğlan boşandıydı ne oldu o iş falan gibi bir soruyu soramazsın. Ancak görevle alakalı hususlar sorulabilir. Bu yüzden mutlak özel hayata ilişkin hususlar soru olarak sorulmaz. Ve daha önce yargılanmış, denetlenmiş, yani en ciddi denetim mekanizmalarının uygulandığı hususlarda ne yapılmaz? Soru olarak sorulmaz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir kaynaktan öğrenilecek bilgiler, özel hayata ilişkin bilgiler ve denetlenmiş hususlar soru olarak sorulmaz. Soru bu. Gördüğünüz gibi bakın ne yaptık? Soruyu sorduk, cevabımızı aldık. Ne bir yaptırım var ne bir şey var. Bu yüzden bizim için nedir? Bir bilgi edinme yoludur. Hemen devam ediyoruz. Genel görüşme. Nedir genel görüşmedeki olay? Toplum gündemini ilgilendiren bir husus vardır. Bu hususta da meclis bir görüşme yapacaktır. Bu görüşmenin herkesin gözünün önünde olmasını isteriz. Yani buradaki irade bizim için herkesin gözünün önünde olmalıdır. İşte yani bir nevi genel bir yapı olmalıdır. Halk izlemelidir. Halk bunu nasıl izler? Ya Meclis TV veya diğer kanallar yoluyla bizzat iletişim kanallarını izler ya da bizzat ziyaretçi kartı alıp gidip mecliste izler. İşte bir konunun
devlet sınırı vesaire istisna tabi. Bir konunun halkın gözünün önünde görüşülmesi talebine biz genel görüşme diyoruz. Peki bu talebi kim yapar? 20 milletvekili. 20 milletvekilinin esprisi neydi değerli arkadaşlarım? Siyasi parti grubuydu. Daha önce ifade ettim, tekrar söylüyorum. 20 milletvekilinin esprisi bizim için siyasi parti grubu. Burada ne olur neye çok dikkat ediyoruz? Siyasi parti grubundaki bu vurguda neye çok dikkat ediyoruz? Siyasi parti grubu olmak için 20 milletvekili lazım. Ama ve lakin meclis genel kurulunda, bakın altını üstünü çizerek size söylüyorum. Meclis genel kurulunda bir parti oluşturmak için veya mecliste de olmasına gerek yok. Herhangi bir parti kurmak için 30 seçmen lazım. Ama meclis genel kurulunda bir grup oluşturabilmek için 20 milletvekili. O zaman toparlayalım. Siyasi parti grubu 20 milletvekili. Herhangi bir siyasi parti 30 seçmen. Tamam? Bitti bizim için. 20 milletvekili yani bir parti grubu dediler ki 20 ki oradaki yapı ne? Teklif yeterli sadece. Biz bu konunun genel bir şekilde görüşülmesini istiyoruz dediler. Bu oradaki hadise. Yani mesela başkan orada duruyor diyelim. Ben dedim ki mesela kim meclis başkanımız? Bizim genel yayın yönetmenimiz Şahin Ersin Tuncer. O dedi ki mesela orada oturuyor. Ara ara geliyor meclise devamsızlığı düşürmek için. Ben de meclisin en etkili 20 milletvekili neyim? Aktif bir şekilde lideriyim. 20 milletvekili dedi ki sayın başkan biz bu konunun genel bir şekilde görüşülmesini istiyoruz dedi. Bu demişken başkanı hemen bir salona davet ediyoruz. Buyurun sayın başkan. Lütfen. Lütfen buyurun. Ama videolarda lütfen. Şu an bir davet geldi. Lütfen efendim. Başkan işte bu çekimserliğiyle şu an kamera arkasında. Meclis hep böyledir. Yönetim kademesindekiler hep sorumluluk almaktan kaçınırlar. Her zaman karizmatik liderlerini ön plana atıp kendileri arkaya çekilirler. İşte 20 milletvekili bu talepte bulundu. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu da oradaki toplantıya katılanlar kim? Celal Aker gibi milletvekiller. Yani nitelikli çoğunluk dedik ama ne kadar nitelikli çoğunluk o ayrı bir nokta. Burada salt çoğunlukla ne yaptık değerli arkadaşlarım? Kararımızı aldık. Hepsi burada olduğu için itinayla laf geçiriyorum. Nasıl onların videoları bitti ama benim çekimlerim devam ettiği için cevap verme hakları da yok. Büyük bir keyif benim için. Daha da bayağı videom var. Örnekler devam edecek. İşte toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla da karar alınınca bir konu halkın gözünün önünde görüşülür değerli arkadaşlar. O zaman toparlıyoruz. 20 milletvekili talepte bulunacak. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu en az neydi? 151 milletvekili de bu konuyu karara bağlayabiliyorduk. Peki ama unutmayın. Böylesi bir genel görüşme noktasında olmak için toplumu ilgilendiren bir husus olması lazım. Ama buna da dikkatli yer arkadaşlarım. Ve devlet sırları ve ülke güvenliği ilgili sırlar bu hususun istisnasıdır. Onu da belirtelim. Devlet sırları ve ülke güvenliği ilgili hususlar bu hususun da istisnasıdır. Yine ne yaptık bakın? Toplumu ilgilendiren bir konuda genel görüşme yaptık. Yine bir yaptırım yok. Gelelim neye? Meclis araştırmasına. Yine toplumu ilgilendiren bir husus var değerli arkadaşlarım. Bir dönem Susurlu olayları falan gibi mesela. Toplumu ilgilendiren bir husus var. Yine 20 milletvekili talepte bulunuyor. Yine toplantıya katılanların salt çoğunluğu evet derse hemen bir araştırma komisyonu kuruluyor. Mesela Susurluk'ta ne oldu diye değerli arkadaşlarım. Hemen bir araştırma komisyonu kuruluyor. Ama bu kurulacak araştırma komisyonu iki hususu ne yapamıyor değerli arkadaşlarım? Görüşemiyor. Ticari sırlar ve devlet sırlarını araştıramıyor. Oraya dikkat. Peki bu iki husus dışında hemen kurulan komisyon mevzuyu bir araştıracak. Araştıracak da araştırma yapması için ona bir ne sunmamız lazım? Bir süre tanımamız lazım. İşte oradaki süre bizim için ne değerli arkadaşlarım? Orada 3 ay bir süre veriyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu'na 3 ay bir süre veriyoruz. Ama yetiştiremedi diyelim. Bir ayda ne yapıyoruz? Ek süre veriyoruz. 3 ay bir süre veriyoruz. Bir ayda ek süre veriyoruz. Bunun sonucunda araştırma komisyonu hususu araştırıp meclise getirip rapor olarak sunuyor. Bu kadar. Hani yaptırım? Hani bir görevden alma? Ya yok diyor. İşte bu yüzden bu da benim için nedir değerli arkadaşlarım? Bilgi edinmedir. Ne yaptık? Soru sorduk cevabımızı aldık.
Bir konuyu herkesin gözünün önünde görüştük. Bir konuyu milletvekilleri araştırdılar. 3 ay ek süre isterse bir ay araştırdılar. Meclise gidip rapor sundular. Yaptırım yok. Bu yüzden de denetim yolu değildir. Bu tip sorularda şuna çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Bir soru kalıbından bahsediyorum. Mesela dersek size meclis araştırma komisyonunun olayı araştırma süresi ne kadardır? 3 ay. Meclis araştırma komisyonunun olayı araştırma süresi ne kadardır? 3 ay. Meclis araştırma komisyonunun olayı araştırma süresi en fazla ne kadardır? 1 ay daha. Yani 4 ay. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Meclis araştırma komisyonunun araştırma süresi. Yani normal süreyi soruyor. 3 ay. En fazla derse o zaman ek süreyi katıyorsunuz. Meclis araştırma komisyonuna tanınan ek süre ne kadardır? 1 ay. Gibi. Bu yüzden bu hususlara ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Dikkat ediyoruz. Peki. Bunlar da gördüğünüz gibi bir gelinlik. Ama bir cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın göreviyle alakalı bir suç, hapis cezasını gerektiren bir suç işlediğini düşünüyorsak, o zaman ne devreye giriyor? Meclis soruşturması devreye giriyor. Yalnız burada unutmayın, meclis soruşturmasının bu kullanıldığı periyot suç olarak tanımlanan durumlar için geçerlidir. Meclis soruşturmasında bu kullanılan periyot bizim için suç olarak tanımlanan durumlar için geçerlidir. Aman ha buraya dikkat. Yani oradaki refleks bizim için ne değerli arkadaşlarım? Göreviyle alakalı suç. Yani bir bakanın kardeşini darp etmesi bizim konumuz değil. Buradaki konumuz değil. Ama mesela bir bakanın ihaleye fesat karıştırması atıyorum. Buranın konusu. Yani o suçun göreviyle alakalı olması lazım. Aman diyeyim değerli arkadaşlarım dikkat. Peki 301 milletvekili bir bakanın ne olduğunu düşünüyorlar değerli arkadaşlarım? Suç işlediğini, göreviyle alakalı suç işlediğini düşünüyorlar. Ve bu husus soruşturulsun diye ne de bulunuyorlar? Teklifte bulunuyorlar. Eğer 360'da evet bu bakanla ilgili şüpheler var derse bu sadece olayın araştırılıp soruşturulması için gereken sayı. Yani şu 360 evet bu bakan suçludur, Yüce Divan'a gönderilsin, yargılansın şeklinde karar almıyorlar burada. 301 diyor ki, üye tam sayısının salt çoğunluğu diyor ki biz bu bakanın yargılanmasını istiyoruz. Ve olayda bir soruşturulsun. 360'da diyor ki dur bakalım. Soruşturulması için izin veriyoruz diyoruz. Yani şurası sadece olayın araştırılıp soruşturulması için gereken süre. Suçluluğu için değil. Burası kabul ettiği zaman 360 kişi evet dediği zaman hemen 15 kişilik bir ne kuruluyor? Milletvekillerinden bir komisyon kuruluyor. O da partilerin meclisteki oranlarına göre. Mesela X partisi meclisin %60'ıysa komisyonun da %60 olacak. Ne yapar bunun %60'ı? 1,5-9 kişi. Yine yapar. Tamam. Hemen 15 milletvekilinden oluşan komisyon kuruluyor. Şu evet çıkınca. Bunlara biz ne kadar süre veriyoruz? 2 ay süre veriyoruz. Normal süre. Ek süre isterlerse ne kadar süre veriyoruz? 1 ay daha. 301 teklifte bulundu. 360 evet araştırılsın, soruşturulsun dedi. Hemen 15 kişilik komisyon kurduk. Bu komisyonun üzerine hemen ne yapıldı değerli arkadaşlarım? 2 ay artı 1 ay olayı soruşturdular. Meclise getirip ne sundular? Rapor sundular. Eğer bu rapor incelenip evet bu kişiler yani bu bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı hakikaten suçlu denirse 400 milletvekili evet derse kısacası o bakan hemen nereye gönderiliyor? Yüce Divan'a sevk ediliyor. Süreci bir daha tekrarlayalım. 301 teklifte bulundu. 360 evet soruşturulsun dedi. Hemen 15 kişilik bir ne kurduk? Komisyon kurduk. 2 ay süre verdik. Yetmediler 1 ay daha süre verdik. Bir daha yok ama. Ötekinde de yoktu bunda da yok. Ek süre bir defa. 1 ay daha ek süre verdik. Bunun sonucunda rapor hazırlayıp sundular. Rapora göre suçlu olduğunu düşündüysek 400 kişi evet derse yani hemen Yüce Divan'a sevk ediyoruz. Ama Yüce Divan'a sevk ettik diye bunlar makamlarını kaybetmezler değerli arkadaşlarım. Yüce Divan'a sevk ettik diye bunlar makamlarını kaybetmezler. Suçlu bulunmaları lazım. Anayasa Mahkemesi de orada 3 ay içinde yargılama yapıyor. Normal süresi 3 ay. Ama yetiştiremezse 3 ay daha ek süre alıyor. 3 ay yargılama süresi, yetiştiremezse 3 ay daha değerli arkadaşlarım. Aynı soru kalıbı burada da var. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan yargılamasını ne kadar süre içinde yapar? 3 ay.
En fazla ne kadar süre içinde yapar? 6 ay gibi değer arkadaşlarım. Peki meclis soruşturması anayasamıza göre kimler için kullanılıyor? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Yalnız burada doktrinde yani akademik görüşlerde şu da vardır. Anayasada yazmasa bile soruşturma kimin için de kullanılabilir? Cumhurbaşkanı için de kullanılabilir. Ama bu durum anayasada yazmıyor. Doktrinal bir hüküm. Yani bilimsel görüşler, bilim adamlarının görüşleri, hukuk profesörlerinin falan görüşleri. Yoksa anayasaya göre meclis soruşturması kim tarafından kullanılıyor, kimin için kullanılıyor? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için. Bir kez daha toparlıyoruz. 301 teklifte bulundu. Bu adam suçlu dedi. 360 mevzu araştırılsın dedi. Hemen 15 kişilik komisyon kurduk. Partilerin oranlarına göre 2 ay olayı bir soruşturun dedik. Yetmedi, 1 ay daha dedik. Bunun sonucunda rapor getiriyorlar meclise. 400 milletvekiliyle Yüce Divan'a hemen sevk edilebilir. Ki gizli oylamayla değerli arkadaşlarım burada sevk noktası. Yüce Divan'a sevk edilirse kimler sevk edilebiliyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar. Yüce Divan'a sevk edildiği anda makam düşmez. 2017 düzenlemesi makam düşmez. Hüküm giymesi lazım. Anayasa Mahkemesi de 3 ay artı 3 ay içinde ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Yargılama yapıp süreci bizim için tamamlıyor. Olayı yargılama yapıp süreci bizim için tamamlıyor değerli arkadaşlarım. O zaman böylece ne yaptık? Bakın burada yaptırım var. Hüküm giyerse makamını kaybediyor. İşte burada meclisin 3 temel görevini hallettik değerli arkadaşlarım. Yasa yapmak, anayasa değişikliği yapmak, yürütmeyi denetlemek. Meclisin 3 temel görevi budur. Diğer tüm görevleri bunların ek görevleridir. Mesela meclis bir ilin kurulmasına karar verir. Neyle karar veriyor? Kanunla. Kanun yapılışını konuştuk. Meclis milletvekilinin düşmesine karar verir. Neyle karar veriyordu? Hatırlayın, parlamento kararıyla karar veriyordu. Meclis kendi içinden başkan seçer. Parlamento kararlarını konuşmuştuk. Meclis olağanüstülerin uzatılmasına karar verir. Yine dönemsel bir karar, parlamento kararı. Meclis yürütmeyi denetler. Bu yolda denetler. Yani meclisin tüm görevleri bu üç görevinden türemedir. Kanun yapmak, anayasa değişikliği yapmak, yürütmeyi denetlemek. Onlar diğer görevleri tarih görevidir. Bu üç görev bizim için de asli görevdir değerli arkadaşlarım. Şimdi de sorularımızı çözüp sürecimizi tamamlıyoruz. Neler var bir bakalım değerli arkadaşlarım. 1982 Anayasası'na göre meclisin uyguladığı tek denetim yolu. Artık ne kaldırıldı demiştik? Gen soru faskı kaldırıldı. Şunlar soru, genel görüşme, meclis araştırması ne bizim için? Bunlar bilgi edinme yolları. Gen soru da artık yok. Bu yüzden şu an uygulanan tek denetim yolu bizim için ne? Meclis soruşturması değerli arkadaşlarım. Şu an uygulanan tek denetim yolu meclis soruşturması diyebiliriz. Yazılı soruya cevap verme süresi, sözlü soru artık kaldırıldı zaten biliyorsunuz. Burada cevap verme süresi ne kadardı? 15 gündü değerli arkadaşlarım. Meclis soruşturma komisyonu kaç kişiden oluşur? Ne demiştik? 15 kişiden, partilerin meclisteki oranlarına göreydi. Buradan gelecek sorular hep böyle olur. Hep nokta atıştık, tık tık ilerler hemen. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan yargılamalarında kaç ay içinde yargılama yapar? Normal süreyi soruyor. Ne demiştim? Soru böyle gelirse normal süre. En fazla derse ek süreyi de katınladım. Ama en fazla falan dediği yok. 3 ay içinde yargılama yapar. En fazla deseydi 6 ay içinde olacaktı değerli arkadaşlarım. Bunu da belirtmiş olalım. Böylece meclisin görevlerini de tamamlamış olduk değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.